Fıstıklı irmik helvası. 1 kilo irmik, 2 su bardağı toz Antep fıstığı, 1 su bardağı dolmalık fıstık, 2 kilo süt, 4 su bardağı toz şeker, 5 yemek kaşığı tereyağı. Afiyet olsun. Nursel'cim, bunun içinde tereyağı yaptık ama bunun içinde margarin de kullanabilir ama tereyağı kullanıyor genelde. Tamam. Şimdi bunu ne yapacağız? Çam fıstığını alacağız, kavuracağız bunu önce. Orada 1 su bardağı fıstık var. Evet, birazcık bol tuttuk çünkü çok kalabalığız ve birazdan parmaklarımızı yiyeceğiz. O yüzden bol bol rica ettik yapmasını. Evet. 250 gram tereyağı. Sen margarin genelde tercih ediyorsun. Ama galiba tereyağı sevmiyorsun. Tadını sevmiyorsun. Tereyağı ben değil yani. Herkes sevmeyebilir. Biz genelde insanların ortak damak tadı bulmamız için yani herkes tereyağı yemiyor. Mesela ben de tereyağı yemiyorum. Sade yağ yapan var çok illerde. Bilmiyorum denedin mi ya da onu hiç sevmezsin muhtemelen. Çünkü tereyağın daha... Ben büyük yağ seviyorum. Ben koyuluk yağını seviyorum. O da en güzeli o. Yani bana bıraksan bütün yemekleri koyuluk yağını. Genelde yani. Çok da koyuyorsun yemeklerine zaten. 1 kilo irmiğimiz. Burada da 1,5-2 su bardağı da fıstık koyacağız. Antep fıstığı. Antep fıstığı. Bunu hayatımda görmedim de duymadım da yemedim zaten de sana gelip. Şu an bunu çünkü ben eskiden dükkanda yaparken sadece irmik yapıyordum. Sonra bir gün dedim ki işte biraz fıstık karıştırsam nasıl olur acaba diye. Bunu ben buldum yani. Ondan sonra ben fıstık baktım ki çok güzel oldu. 20 senedir de yapmaya devam ediyorum. Ben şimdi bütün böyle yemeklerin adı, isimlerini falan söylerken kim bilir diyorum, kim bulmuş bunu? Nereden mesela aklına geldi? Mesela bunu ben geldi? Buldum. Şimdi belki yıllar sonra diyecekler ki Bedri abi vardı o yaptı. Evet, fıstıklı irmik helvası. Bu genelde herkes evde yapar ama sade yaparlar. Evet. Fıstık da biraz ucuz olduğu için... Gerek yok, çok fazla. Burada 2 kilo sütümüz var. Onu süt, şeker. Isıtıyoruz. Ben hemen senin için şekerini ekleyeceğim. Evet. 2 kiloya ne kadar şeker gider sence? 2 kiloya ne kadar gider? Bir de onun için 1 kilo koysan yeterlidir. Şöyle 4-5 bardak ondan koysan yeter. Bir de dediğim gibi yani yemek tarifler değil. Ayrı göz kararlar yap işte. Biraz daha koy. 3 4 bardak tamam, şeker yeter. Koydum. Yeter. Şimdi orada eriyecek, iyice kavrulduktan sonra şimdi cozcuya dökülecek. Şimdi de irmimizi döküyoruz. Yap bakalım. Şöyle. Şöyle yapalım. Ne zaman başladın yemek yapmaya? Yemek yapmaya nereden ne zaman? Nereden çıktın? Evet. Ben aslında Mardinliyim. Doğma büyüme Adana. Biz 9 kardeşiz. İkisi kız, yedisi erkek. Yedimiz de kebapçıyız. Evet. Yedi kardeşi kebapçı. Duymuştum onu. Evet. O yüzden şaşırmadım. Onun için bu mesleğe nerede başladık? Adana'da başladık. Dediğim gibi yani... Baba mı yapıyordu? Babam yok, rahmetli inşaat işçisiydi o. O kebapçı da falan olacak, yiyordu zaten, anlamaz o. Nereden ama hani yedinizde nasıl oldu? Şimdi benim bir büyük abim var. O kebapçı da çalışıyordu. Sonra bir çırak lazım olunca beni çağırdı. Ben de gittim. Sonra bir tane daha lazım oldu. Çocukken? Evet. Ben 8 yaşta falan işte bu işi başladım. Diyeceksin 8 yaşta mı kebap yapmaya başladın? Hayır. Kaç bulaşıkla yaşta? Başladım de. Sarımsak soyuyordum, soğan soyuyordum. Bir de bardak yıkıyordum oradan sonra. Ustalara baka baka da öğreniyorsun yani. İstemesen de öğreniyorsun. Ama sen sevmişsin demek yani. Mutfakta olmayı, böyle bir şeyler çıkarmadan. İlk kaç yaşında sana hadi geç bakalım şunu yoğur dediler. Yoğurdun 12 direkt. Yaşındaydım usta olduğumda. 1982. Vay be. Evet. O zaman usta olduydum o zaman. Peki ne zaman kendi yerini böyle kendi kanatların üzerinde uçmaya karar verdin? Kaç yaşındaydın? Kaç yaşındaydım ben? Dediğim gibi ben ilk sokak arasında tablo oluyor ya böyle Adana'da. İlk sokak arasında başladım. 18 yaşında. Tablodan başladım. Sonra askere gittim. Askerden geldim. 1992'de de ilk yerimi açtım. Çok güzel bir başarı öyküsü aslında seninkisi yani. Küçücük ya, böyle bir delikanlıyken böyle azmetmişsin ve şu anda yani ben 22 yaşında dükkan açtım. Türkiye'nin en önde gelen aranılan kebapçılarından bir tanesisin. Helal olsun sana. Çok teşekkür ederiz. Bir de bu bayağı ben bu işi bak dünyaya bir daha gelsem bir daha kebapçı olacağım. Öyle mi? O kadar seviyorum. Yani bana başka bir iş yapmışsan yapmam. Abim, sütün tamam.
sütümüz şekeriyle kaynadı. Hemen kapatıyoruz. Katacak mısın hemen? Evet, hemen katacağım. Nasıl, kokusu nasıl? Vallahi ben şu anda çok fena yükseldim. Hemen yemek istiyorum. Az kaldı. Şimdi şöyle dökeceğiz şimdi içine. Şöyle koyalım. Bedir ustam. Kaç para onun kilosu biliyorsun değil mi? Ucuz ya. Ya. Ucuz ucuz. Eski üçkağıtçılar bunu başarmış değil. Ama bu tabii kaç kişilik şu anda? Hani bir kilo irmikten yapıldı. Bu 10 kişi. 10 kişiden fazla bence. 10 kişi yer bunu ya. 1 kilo iyi mi? İyi. Tamam. Bunu şimdi biraz kavralalım iyicene. Biz ama kızlar var ya, biz yarım porsiyonda doyuyoruz. Ama bu bir şey kilo yapmaz ki. Ya kilo yapsa ben yaparım. Bak yıllarca yiyorum. Kaç kilo var böyle? Bize diyetisyen geliyor. Erkeklerde evet, göbek ölçüsü çok önemli. Benim hiç göbeğim yok. Biraz var belli. Çektim biraz. Dikkat etmek gerekiyor. Yemek çok güzel de böyle. Ama işine göre bayağı fitsin. Ya, var mı spor? Ama spora gitmiyorum. Benim işim spor işte. Bak şey yapayım, sabahtan ben çalışıyorum. Yani bu, et zaten kilo yapmıyor ki. Etin yanında yedin. Ekmekmiş, pastaymış, çörekmiş bunlar. Yoksa et kilo yapmaz ki. Yıllarca et yese kilo yapmaz. Bedri abinin bilenler bilir ama bir hikayesi var. Mardinli aslen. Adana'ya kaçıyorsun. Anlat ne olur Bedri abi, sen anlat. Şimdi biz aslen Mardinli dediğim gibi. Adana'ya biz ne zaman gittim? İşte bir akrabamız vardı Adana'da. İşte... Babam dedi ki işte ya gelsin de sizde kalsın, hem burada çalışsın hem de sizde kalsın dedi. Olur dedim ben de. Gittim Adana'ya. Yaş 10. 10 yok ya, 8-9-10 civarları falan. Sonra bir restoranda çalışıyorum. Akşam bir akrabanın evinde yatıyoruz falan. Sonra dedim ya acaba rahatsız olmanın için başka çalışan işçiler de vardı. Dedim ya siz nerede yatıyorsunuz? Biz de işte bir evdeyiz dedi. İyi ben de geldim oraya falan. Akrabalarını rahatsız etmek için, istemedin. Evet. Bak, ben de küçük, yani küçük yaşında akıl ettiği şeye bak. Evet, rahatsız olmasın. Madera diye başlıyor şu anda. Başlıyor. Ondan sonra gittik. Bir tane Adana'da Hurcat Mahallesi'nde bir ablamız vardı. İsmi de unuttum. Onun bir evleri vardı böyle 2-3 tane. Sadece çalışan böyle işçilere, vurmada gelen işçilere ev kiraya veriyor. İşte akşam 25 kuruş, 50 kuruş falan veriyorsun. 10 kişi bir odada yatıyorsun ama hiç kimse kimseyi tanımıyor. O akşam veriyorsun 50-20 kuruş, 50 kuruş yatıyorsun. Sana verdiği de bir şey, sünger, battaniye ama yastık yok. Yastık da ayakkabı, pantolon. İnanılmaz. Hani bir gece ne orada evet, geçirebiliyorsun tabii, çok tabii. Ucuz bir paraya. Ucuz bir parayla geçiriyorsun. Sonra ne kadar sürdü bu macera? Bayağı sürdü. Sokaklarda ya bile yatmış. Evet. Sevgili Uğur Dündar'ın... Çok şükür bir kere gelsem bile yatarım ya, bir şey olmaz. Yani bence insanı, hani seni sen hani yapan şey o. Bir de o zaman şeydi, bu TRT 1 vardı, başta televizyon yoktu zaten. Böyle işte sokak çocukları diye program yapardı. Kimsesiz çocuklar diye böyle gece gezerler evet, diye. Biz de Lale'de bir yerde yatıyorduk orada, bir 8-10 kişi. O zaman da işte o da sen Uğur Dündar'da program yapıyordu. Kimsesiz çocuklar değil, kimse var, 9 kardeşim var diye aldığımız parayı oturuyoruz. Dur bak şimdi hızlı da konuşuyor, anlaşılmıyor. Çok güzel hikaye. Sevgili Uğur Dündar, Uğur Dündar'ın röportaj yaptığı çocuklardanmış Bedri abi. Evet. İşte Uğur Dündar muhteşem bir program yapıyordu o dönem. Evet. Bedri abi de demiş ki benim aslında her şeyim var, kimsem var, ben çalışmaya geldim. Ama kimseyi rahatsız etmek istemediği için sokakta yatmaya razı, o kadar da gururlu. Bir haber bile var bununla evet, ilgili. Köprü altından kebap krallığı. Kebap krallığı diye. Kebap krallığı mı diye, kebapçı olur. Kebapçı. Evet, şimdi bunu dökebiliriz. Hadi ben mi yardım, nasıl yapayım? Ama çok şey, yavaş dökelim çünkü çok şey. Çok doğru. Şey ellerin yapar, yanar buhardan. Ellerim. Bir dakika, ben, sen mi dökedin ben? Sen dök kesinlikle, tamam, ben sana yanaştırmak istedim. Şöyle bunu da alayım buraya. Şöyle bismillahirrahmanirrahim şöyle dökelim. Bedri abim kamera falan biliyorsun ha, böyle bir kameraya karşı döküyorsun. Ben dürteyim mi şuradan? Sen karıştırabilirsin onu. O kadar pis yakar ki bu. Aman dikkat edin. Nursel'in ilmi. Evet, şu anda itibaren benim oldu. Şu an yanan benim. Of. Oh. Resmen tencerem küçük geldi. Buyurun. Yetti mi diyorsun? Evet, bu kadar. Bak dedim bakalım. Ki ben öyle haramla buranla yapmıyorum bile.
El ayarıyla göz kararı. İyice karıştığı anda şöyle bir ıslak gördüğünüz anda tamamdır. Mahvettik evet. Her tarafı. Oo, ama olsun. Daha güzeldir. Büyük bir şeye ihtiyacımız var. Yok yok bu tam iyi. Hiç küçük de değilsin. İyi. Böyle idare eder. Şimdi şöyle muhteşem bir tepsi de çıkardık sana. Oo. Ona sunacaksın. Evet. Fırından acayip kokular geliyor. Buradan acayip kokular geliyor. Bugün kebapçıya gitmeye zahmet etmedik. Direkt Bedri abim geldi bize. Süper. Buyurun. Şöyle. Dondurmayla mı servis ederiz? Hayır, bunu gerek yok. Dondurma yanına ayrı veririz. Tamam. İsteyen olursa. İnternette falan çok ciddi yorumlar var Bedri abinin bu tatlısıyla ilgili. Evet bu tatlı çünkü ben buldum başkası değil. Şöyle bir hareketini gördünüz mü? Yani işte güzel yapıyorum. Evet. Yapacak bir şey yok. Ya bu çok her şeyde mutavazım ama iş konusunda çok mutavazı değilim yani. Dürüst, çünkü işimi iyi yapıyorum. Dürüst ol bir şey soracağım. Sor. Birebir mi sırrını verdin yoksa öyle bir... %100 sırrını verdim ama kimse beceremez yani. Bak söz veriyorum bir günde ben sana yapacağım. Tamam. Bakalım beğenecek. Aynısı. Aynısı olacak mı? Olmaz. Tamam. Yani şu anda her şeyini hani ben hazırladım. Evet. Bence anladım ama hani senin o el lezzetin tabii yıllardır bir el lezzeti vardır. Evet. Ama deneyeceğim söz veriyorum. Onu sakın yeme yanarsın. Peki bir daha izleyelim. Dört gözle böyle bir bakalım neler kaçırmışız. Aynısını eşinize yapın lütfen ve bana yorumlarını yazın. Biz de üçüncü yemeğin hazırlığını yapalım.